Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tam ölçüsüyle muhallebili kadayıf tatlısı. Özellikle bu Ramazan'da çok güzel gidecek. İftardan sonra böyle hafif bir tatlı olacak. Bu tarif tam ölçüdür arkadaşlar. Ben 15 senedir aynı tarifle yapıyorum ve favori tariflerimden bir tanesi. Herkes de çok seviyor. Hemen muhallebisini hazırlayayım. Daha öncesinde tarifinde paylaşmıştım ama 2 yıl falan oldu. Yenilemek istedim. 125 gram tereyağını ocağıma alıp tereyağımı eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir silme olacak şekilde un silme ne diye sorarsanız hemen onu açıklayayım. Unu şöyle yaptığımızda gördüğünüz gibi taşmıyor. Buna silme diyoruz. Unumu içerisine ilave ediyorum. Un çok önemli çünkü birazcık fazla gitse tatlımızın koyuluğunda farklılık olacaktır. O yüzden dikkat edin lütfen. Şimdi unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ortalama 1 dakika anca sürecek. Bu arada ocağımın altı da kısıkta. En büyük ocağımızın kısa alnı şöyle bir kere çevirince kısık oluyor zaten. Karıştırarak kavuruyorum. Bunun kavrulduğu yeterli artık. Hemen sütün içerisine ilave ediyorum. 1 litre sütü içine yavaş yavaş ilave ediyorum. Önce biraz karıştırayım. Unu dağıtayım. Hemen hızlıca karıştırın. Un süte yesin. Beklemeyin. Unu süte yedirdikten sonra bir su bardağı gene un gibi silme olacak şekilde toz şeker böyle tepeleme doldurmayın. Altını orta ateşe getiriyorum. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. Kıvamını aldıktan sonra da şöyle 1 dakika kadar pişirmeniz yeterli. Hiç karıştırmayı bırakmayın. Ocağınızın altını yaktıktan kapatana kadar hiçbir şekilde karıştırmayı bırakmamanız gerekiyor. Birazcık dibine tutsa kıvamı değişir arkadaşlar. Tadı değişir. Dibine tutar. Bu sefer içine topaklanma olur. Bunlara dikkat edin lütfen. Ben şimdi karıştıra orta ateşte tatlımı pişiriyorum. Göz göz kaynamaya başladı. 2 dakikadır da bu şekilde karıştırarak pişiriyordum. Artık yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. Ocağınızın altı da orta ateşte olsun. Çok yüksek de değil, çok kısık da değil. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Şimdi 2-3 dakika şöyle karıştırarak hafif ılıştıracağım. Ondan sonra krem şanti katıp çırpacağım. O burada birazcık ılışırken ben kenara alayım. Hemen kadayıfı kavuracağım biraz. Bunu bir kenara alayım. Uygun bir tavada ocağımı alıyorum. Şöyle bir kutu 200 gramlık kadayıf kullanacağım. Bundan daha az kullanmamanızı tavsiye ederim ama fazlasını kullanabilirsiniz. Altını orta ateşe getirip ara ara karıştırarak kavuracağım. Biraz kavurduktan sonra bir yemek kaşığı şeker katacağım. Ama biraz ısınması gerekiyor. 10 dakikadır kavuruyordum. İyice ısındı artık kısık ateşte. Bir yemek kaşığı böyle tepeleme dolu toz şekeri her tarafa gelecek şekilde serpiyorum. Şekeri koyduktan sonra altını kısıp şekeri hepsi her tarafına yediriyorum. Şekeri koymamızın sebebi daha böyle çıtır çıtır olması için. En son koyun. İyi ki karıştırıp ocağı kapatabilirsiniz. Ben de şimdi artık ocağımın altını kapatıyorum. Yeterli. Bunu kenara alayım. Şimdi tekrar muhallebimi krem şanti ile çırpayım. Çırpma telimi alıyorum. Bir paket krem şanti içine katıp iyice karışana kadar çırpıyorum. Ortalama en az 2 dakika kesin çırpmanız gerekiyor. Daha kıvamlı olması için. Yeterli. Kıvamı gayet güzel oldu. Şöyle bir karıştırayım. Eğer dibine tutarsa başka bir kaba alın. Diyelim bir kaba krem şantinizi onun içinde çırpın. Yoksa dibi
kalkacaktır. Bu sefer görüntüsü hoş olmaz. Tamam. Hazırladığım muhallebinin yarısını altına, yarısını da üzerine koyacağım. Kaşık yardımıyla yayıyorum. Ben böyle bir dikdörtgen borcam kullanıyorum. Kullandığınız borcamı göre tatlınızın kalınlığı olacak. Daha küçük bir kapta yaparsanız daha kalın olacak. Ya da daha büyük de yaparsanız daha ince. Bu tamamen artık size kalmış. Açık yer kalmayacak şekilde komple kapattım. Hazırladığım muhallebi son kez karıştırayım şöyle. Tam üzerine ortaya değil, şu şekilde her tarafını, yani kadayıfı kapatacak şekilde dökün. Direkt üzerine dökerseniz birbirine karışacaktır. Buna dikkat edin. Üstün üstten sakın alta doğru inmeyin. Spatulayla üstten sağa sola oynatıyorum spatulamı. Alta hiçbir şekilde inmiyorum. Güzelce yaydım. Böyle dümdüz hale de getirdim. Hemen şunu belirteyim arkadaşlar. Eğer ki üzerindeki kadayıfınızı böyle daha çıtır çıtır yemek istiyorsanız dolabınıza atın, birkaç saat dinlendirin, servis etmeye yakın. Kadayıfınızı birazcık ısıtın, öyle dökün ve servis edin. Daha çıtır çıtır olacaktır, yumuşamamış olacak bu sayede. Ama ben şimdi serpeceğim, zaten fazla dinlendiremeyeceğim. Birkaç saat dinlendirip servis edeceğim. Kalan kadayıfımı da eşit bir şekilde üzerine serpiştiriyorum. Böyle iyice muhallebim kapanacak şekilde. Bu kızarmış kadayıfı yufkacılarda, marketlerde çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Ceviz bile katabilirsiniz. Çok yakışıyor. Ben üzerine katacağım şimdi. İçine katmadım kadayıfın ama üzerine katabilirsiniz. Ben üzerine biraz da hafif ceviz serpiyorum. Bu tamamen isteğe kalmış. Çok fazla değil. Bu kadar yeterli. Şimdi dolaba kaldıracağım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra tabii. Birkaç saat dinlendirip servis edeceğim. Toplamda sadece 1,5-2 saat dinlendirebildim ama gayet güzel dinlendi. Şimdi keseyim, servis edeyim. Sizler de görün. Harika oluyor arkadaşlar. Muhakkak denemelisiniz. Böyle çıtır çıtır bir lezzet oluyor. Şöyle bir dilimleri ayırayım. Güzel oluyor. Tam da böyle kıvamında. Şimdi göreceksiniz. Size kıvamını da böyle ayrıntılı gösterip videomu artık bitireyim. Muhakkak denemelisiniz arkadaşlar. Videoların altındaki lütfen malzeme listesini her defasında söylediğim gibi göz atmayı unutmayın. Çünkü video içerisinde bazen unuttuklarım olabiliyor. Muhakkak göz atıp ondan sonra tariflerimi deneyin. Müthiş bir şey oldu. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.